Bismillahirrahmanirrahim. Harisiz bir metin nasıl okunur? başlıklı serimize devam ediyoruz. Şimdi de karşımızda İmam Buhari'nin yazmış olduğu El Camiu's Sahih adlı hadis kitabının şerhi. Bu şerh, bu şerhin adı Umdetu'l-Qari. Yazarı Bedrettin Ayni. Bedrettin Ayni'nin yazmış olduğu Umdetul Ekariyye bakmaktasınız. İlgili kitap 25 cilt olarak basılmış. Şu anda Kitabul İlm ilim kitabı, ilim ana başlığına bakmaktayız. El-Kalamu fihi ala anva'in. Önce Kitabul İman, kitap pardon, Kitabul İlm, ilim kitabı. Üçüncü ana başlık. El keramu fihi ala enva'in. Şimdi kitabun ilmi dedik. Mesela ketabu demedik. Kitap diye bir kelime olduğunu, böyle bir kelimenin varlığını hepimiz zaten Türkçeden de biliyoruz. Kitap diye bir kelime vardır. Kitap kelimesinin bağısı yani sonuncu harfte neden fetha var? Pardon neden zamme var diye konuşursak. E, kitap kelimesi çünkü nedir burada? Aşağıda belirtiyor gerçi bunu. Normalde şerh olduğu için belirtiyor. Her kitap bunu belirtmez. Şurada kitap kelimesinin hemen sağ tarafında gizli, gizli derken yani hasfedilmiş yazıda bulunmayan bir müpteda vardır. Kitap kelimesi haberdir. Haber olduğu için merfu olması gerekir. Dolayısıyla müpteda nedir, haber nedir az çok duymalıyız. Duymuş olmalıyız. Kitap kelimesi haber olduğu için merfu olmalıdır. Merfuluk alameti raf göstergesi olarak zanna alıyor. Çünkü ismi müfede musariftir. İsmi müfede munsarifler raf alameti olarak zanna alırlar. Kitabun. Kitabun olsaydı, iki ötre alsaydı yani tenvi niye almadı gibi bir düşünce oluşursa ilgili kelime eliflamlı değil. Eliflamlı kelimeler temin almazlar. Başka neler temin almaz? Muzaf olan kelimeler temin almaz. İşte bu kelime muzaf olduğu için temin almamıştır. Bunun dışında gayrı mustalifler de temin almaz. Mebni kelimeler de temin almaz. Bu kelime burada muzaf olduğu için temin almamış. Tek hareke almıştır. Ötre, zamme. el kelimesi alime ya'lemudan mastar olur muzafun ilehtir. alameti olarak mime esre veririz. Çünkü ismi müfredi musariftir. İsmi müfredi musariflerin Cer alameti esredir. İhli kelime muzafun ileh olduğu için cer konumundadır. El kelamu fihi ala enva'in. El kelamu. El kelami olacak değil. Çünkü onun evvelinde onu cer edecek harfi cer yok. Kelam kelimesinden bahsediyorum. Sağ tarafında muzaf da yok. Dolayısıyla direkt ona etkide bulunup onu cer edecek bir şey yok. Bunun dışında cerri civar diye bir şey var. Cerri civardan dolayı da cer olamaz. Başka ne olamaz? Kendisi herhangi bir kelime tabi olma suretiyle de cer olamaz. Çünkü cümlenin başındayız. Daha sağ tarafta bir şey yok. Kitabı ayn dedik bu bitti. Yeni bir şeye başlıyoruz. Burası iptida cümlesi. El kelamu fihi ala anva'in El kelamu kelam nedir ala anva'in çeşitli neviler üzerinedir El kelam kelimesi merfu okunması gerekir çünkü kendisine nasb edecek cer edecek hiçbir şey yok bundan dolayı Harfi cer ve mecrurumuz fihi ala harfi cerrimiz en va'in kelimesi o zaman mecrur olmalı. Çünkü harfi cerden sonra gelmiş. En kelimesi cemi mükesser musarif. Yani kırık çoğuldur, musariftir. Dolayısıyla onun cerrahlameti ne? Esredir. O zaman esreyi alması gerekir. Almıştır. En vâi şeklinde tek esre mi? vâin şeklinde iki esre. Yani tembih mamalıdır tenvin almasına mani bir durum yoktur. Az önce mani durumları saydık şu tür kelimeler temin almaz diye. İlgili e, ilgili kelime Eliframlı değil. Başka e, muzaf da değil. Başka ver musarif de değil. Başka mebni de değil. O zaman temin almalıdır. Almıştır. Enva'in. El-ezzelü. El-ezzelü kelime lam yani ötreyle okunuyor. Çünkü onun sağ tarafında onu cer edecek, nasip edecek herhangi bir şey yine yok. Öyleyse merfi okunmalıdır. Evvelun lama temin verseydik veremeyiz. Az önce anlattık temin almaya mani durumları. İlgili kelime elif almış. O yüzden temin alamaz. El evvelu birincisi. Şimdi burayı inne mi, enne mi, en mi, in mi nasıl okumalıyız? Bu şekilde sorular gelebilir. Örneğin inne diyemeyiz. Cümle başı değil. El evvel cümle başıdır. O zaman en ne olabilir. Çünkü cümle başında in okunur. Burası ise cümle başı değil. Peki en olsaydı en olsa peşine gelen yer fiil değil. İn olsa inşayet şeklinde mana verilir. Yeni şartiye cezmeder, şart manası verir. O şekilde mana vermeye kalktığında mananın uyumsuz olduğunu fark edersin. Dolayısıyla inne veya enne arasında kalırsın. Buranın da inne olmadığı belirgin. Çünkü cümle başı değildir. Cümle ortasıdır. Dolayısıyla enne şeklinde okunur. Enne ne yapar? İsmini nasf haberini raf eder. Laf ze. Lafız kelimesi ennenin ismi olduğu için laf ve yani e, fetayla bitiriyoruz kelimeyi. Çünkü ismidir. Enne lafza kitabin kitap lafzı nedir? Merfu'un merfudur. Merfu kelimesini merfu okuyoruz. Yani ile bitiriyoruz. Çünkü enlerin haberidir. Lafze enden ismidir. Fetayla biter. Merfu'un ile teminle biter. Çünkü enlerin haberidir. Enne haberini raf eder. Merfu'un rafa'a yerfe'u merfu'un ismi meful kalıbı. Burada kitap kelimesini iki şekilde okuyabilirsin. Bir, e, lafız kelimesi her ne kadar enlem ismi olsa da ha, aynı zamanda muzaftır. Kitap kelimesi muzafun ileyh olduğu için mecrur okunur. Kitabin. Veya hangi kitaptan bahsediyor burada? Yani genel bir kitaptan bahsedilmiyor ki. Yukarıdaki kitabul ayn denen yerdeki kitap kelimesini ele almış. Zaten merfu okunur diyor bak. Kitabu şeklinde okunur. Onu diyor. Dolayısıyla buradaki kitap kelimesini mahki irab yani cümledeki asıl irabını koruyarak da okuyabilirsin. Asıl olarak şurada nasıl gelmişti? Merfu gelmişti. Kitabu. Dolayısıyla burada da enne lafze kitabu diyebilirsin. Kitabu merfu diyebilirsin. Sorabilirler kitabu niye merfu okudun ki onu raf eden bir şey mi var? mahçi irab yani yukarıda geçmiş olan irabını hikaye ederek kullanarak burada da kullandık tırnak içine alarak parantez arasına alarak adeta o irabını koruyarak yani okuduk denebilir. Latin kitap kelimesi merfudur diyor hemen yanında. Buradaki dizilimde merfu değil esasen çünkü lafız kelimesi muzaftır. Ama yukarıdaki irabını koruyarak o irabı aktararak buraya alırsan merfu olur. Peki kitabul ilmi buranın e, irabını yapıyor değil mi? Dizilimi yapıyor? Kitap kelimesi merfudur dedik. Niye? Li ennehu çünkü o kitap kelimesi nedir? Haberu mübtedein mübtedanın haberidir. Yani, mübteda göremedim ben. Mübteda nerede? Öyle mübteda ki mahzufin hasfedilmiş. Yazıda yer almayan mübtedanın haberidir. Yani şu anda buhari şerhi okuyoruz. Buhari'nin şerhi ilk bir iki satır böyle kelimelerin dizilimi, irabu, tahliline değiniyor. Daha sonra hadislerin şerhine de geçiyor elbette. Li hu dedik, hu zamiri yani zamirler inne, enne, kenne ke o gruba bir zamir bitişirse bitişen o zamir onun ismi olur. Dolayısıyla hu buradaki enne'nin ismidir li ennehu dedim mesela le ennehu demedim li harfi cer burada li ennehu dediğimiz bu lam harfi cerdir kesre üzere mevnidir enne hrufum şebbetum benim fiilden enne fetha üzere mevnidir hı zamirdir bu da zamme üzere mevnidir o zaman burada üç tane mevni kelime geçti doğrudur hı lafzen zamme üzere mevni olsa da mahallen mensuptur. Çünkü enne ismini nasb eder. Haberu haber kelimesi ha haberdir. Burada haber kelimesi haber olmuştur. Neyin haberi? Enlerin haberidir. Haberin hangi türüdür? Müfrettir. Buradaki müfret cümle olmaması manasında kullanılmıştır. Tesniye veya cemiyenin zıttı manasında değil. Haber kelimesi ennel haberidir. Merfu raf alameti zamme. Ha aynı zamanda muzaftır. Mübtedein onun muzafın ilihidir. Bede'e ibtede'e yebtedi'u ibtida'un mübtedi'un Hangi bapta ne tür kelime olduğu belirgin olsun diye çekim yaptım. Ee, burada muzafun ileh olduğu için in şeklinde okunur. Esreyle yani temin alır. Mevsuftur. Mahzuf kelimesi onun sıfatıdır. Mahzufin onun sıfatı. Mahzuf mensur gibidir. Dolayısıyla ismi mef'ul kalıbıdır. Bu kitap kelimesi başka nedir? Muzafun, muzaftır aynı zamanda. Neye? İlale ilmi, ilim kelimesine. Kitap kelimesi, ne ilim kelimesine muzaftır diyor. Ve takdiru, takdir, açılım, dizilim tam olarak şudur. da işte bu nedir? Kitabul ilmi, ilim kitabıdır. Yani kitabul ilim aslında ne demektir? Hada kitabul ilim demektir bu. Bu derken bu bahis, bu sayfalar, bu konu nedir yani? Kitabul ilmi, ilim kitabıdır. Buradaki kitap ana bahis, ana konu demek. Yoksa bir hikaye kitabı, bir tıp kitabı gibi ayrı bir bütün olarak kitap değil tabi. Kitabın bölümleri. Bunu Ömer Nasuhi bilmenin ilmi halinde de görüyoruz. Namaz kitabı diyor, başlık atıyor. Oruç kitabı diye başlık atıyor. Yani o ayrı bir kitap, bu ayrı bir kitap. tek kitap aslında ama ana bölüm manasında kullanılıyor. Başta Hâdâ var, gizli, mahzuf, müptedadır, kitap kelimesi. Hem haberdir, hem muzaftır. el sadece muzafın ileyhtir. Tabi kitap kelimesinin evvelinde illa hâdâ vardır, başka bir şey olamaz manasına da gelmesin. Burada gizli bir hüveyi de müpteda ilan edebiliriz kitap hada ilan etmiş. Hada ez veya hüve diyebilir yani. Dememiş. Uzatmak uzatmaya gerek yok. Çünkü bu bir nahiv kitabı değil. Bir tahlil kitabı değil. Ondan dolayı biraz da. Ey tefsir harfidir. Ey fi harfi cer beyani mecrur. Beyani ma. Ma diyor konu değil mi? Mu olamaz yani. Elif var çünkü. Elif sağ tarafında fetha يتعلق يتعلق مضارع فعل تفاعل يتفاعل تعلق يتعلق Merfu, مرفوع رفع علامة الضم به burayı buhu okuyacak yok herhalde değil mi harfi cer olan ba her zaman esre ile yazılır bi peşine de hu gelmez yani ona uyum olsun diye hi zamiri de esre gelir ve leyse, leysu su diyen var mı? Yok. Leyse mazi fiildir, camittir, nakıstır, feta üzere mevnidir. Leyse, hüve, hivi diyen çıkmaz. Zamir çekimin az çok bilmeliyiz. Hüve, huma hum hüve. Fi harfi cerdir, fo diyen çıkmaz zaten. Fi beyani, beyan onun mecuru. Olur. Aynı zamanda bu beyan kelimesi muzaftır. Beyani mahiyeti el ilmi. Beyani mahiyeti el ilmi. Fi harfi cer beyan kelimesini cer etti. Beyan muzaf mahiyet kelimesini cer etti. Mahiye de muzaf o da el ilm kelimesini cer etti. Öyleyse bu dizilimde mahiye kelimesi hem muzaf hem muzafun ileyhi oldu bir kelime hem muzaf hem muzafun konumunda konumundaysa orada ne vardır? Zincirleme isim tanımlaması vardır. O zaman beyane mahiyetine zincirleme isim tanımlaması da taşıyor. Bu manadadır. Evet. Li <laughs> enne nazara le enne olmaz. Li olur. Hep öyledir. Li inni li inni de olmaz. Li yaygın olarak kullanılır zaten. Enne ismini nasip eder. Dolayısıyla en nazara Belki nezra sözlükten bakman gerekir. Nazara, yan zoru, nazar. Nazar diye bir kelime var. Türkçede de kullanılıyor. Yani çok yabancı olduğumuz bir kelime değil. Li ennen nazara. Ha buradaki nazar Türkçede kullanılan nazar manasında değil. Ayrı mesele ama okunuşu aynı. Li'anna nazara fi, değil mi? Fu olmaz, fa olmaz. Fil mahi ya tu desem olmaz. Harfi cel var çünkü. Fil mahiyati o zaman esre yapar. Vav var harfi. Madem sağ tarafı mecur bitti. El mahiyati o zaman sol tarafı da öyle olmalıdır. Hakaiqi. Hakaiq kelimesi aynı zamanda muzaftır. El eşyai onun muzafı ilahi olur. Tabi hakaiq kelimesi kırk çoğuldur gayri kalıplarındandır. Müntehel cumu olduğu için kendisi gayri munsariftir. Gayrimusarif ne demek? Esreyi ve tenvini kabul etmeyen kelime. Yani cer alameti olarak esreyi almaz. Bir de bunun dışında temin almaz demektir. Cer alameti olarak feta alır. Lakin bir gayri olan kelime cer halinde olmakla birlikte ne zaman eliflam kendisine eklenmiş olursa, dahil olursa o zaman cer olarak esre alır. Başka? Bir de cer alameti olarak esreyi yine mecrur konumda olacak. Aynı zamanda muzafsa. O zaman cer olarak esreyi alır. Şimdi hakayk kelimesi. Bir, gayrimustariftir. İki, ilgili kelime mecrur konumdadır. Cereden ne var? Vav atıf harfi sağdaki mecrulu ama aktarmıştır. Ama gayrimusarif cerlamet olarak fetha alır. Haka-i-ka. Ama hakaik kelimemiz aynı zamanda muzaftır da. Artık o zaman cerlamet olarak esreyi alabilir, almalıdır. Hakaigi. Kaf artık esrelendi. Bu kelime kırk çoğuldur. Muzaftır. El eşyai onun muzafun ilehi olur. Şimdi el eşya kelimesi de gayrimunsarif olur. El eşya gayrimunsariftir. Gayrimunsarif ne demekti? Cer alameti olarak esir almaz, feta alır. E, bir de temin almaz. Ama kendisine eliflem dahil olmuş. Artık cer alameti olarak esreyi alabilir. Ama cer konumunda mı? Evet çünkü başında muzaf olan hakayık var. O zaman iki tane gayrimunsarif peş peşe gelmiş. Her ikisi de cer alameti olarak esra almış. Birincisi muzaf olduğu için esreyi alabilecektir, almıştır. İkincisi elif lamlı olduğu için bunu alabilmiştir. Öylesi güzel bir örnek var burada. Leyse, leysi olur mu? Yok. Leysu, vav yok ki peşinde. Leysu, seva, a, merfu okuyasın. Leyse, fetha üzeri mevni, mazi fiil, müfret, müzekker, gayb min harfi cer men değildir bu değil mi? Mindir. Men fenne değil. Min fennil kitab. Yani belki men nereden biliyorsun? Yani men olduğunu varsay o şekilde bir oku mana tutuyor mu? Uyumlu mu? E uyumluysa men de olabilir. Haklısın. Ama men o kimse ki fennil kitap veya fenne fen oldu. Fen etti. El er kitabı kitabı. Hani fethetti olsa fetaha olsaydı belki derdi kitabı fethetti. Hani kitap fethedilir mi? Ayrı bir mesele de. Fetaha değil, fen geçiyor. Min fen kitabi. Min harfi cer olarak geçmiş. Buradaki fen kelimesi de mastardır. Fenni. Hem min harfi cerrinin mecrurudur. Hem de aynı zamanda muzaftır. El kitabi. Onun muzafın ilehi olur. Böylece Buhari şerhinden bir paragraf okumuş olduk dersimizi tamamladık